Ben cümleden selamun aleyküm. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haşir bahsini, Haşir Risalesini takip ediyorduk. Haşir Risalesini suretlerle, hakikatler üzerine Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin bina ettiğini ifade etmiştik. Biz bugün ikinci suretteyiz. İkinci suretteki temsilleri okuyalım. Sonra ikinci suretin tekabül ettiği hakikatleri birlikte inşallah bakalım. Bu gidişata, icraata bak. İkinci suret. İkinci sure şöyle başlıyor. Bu gidişata, icraata bak. Nedir gidişat? Bu alemin gidişatı. Tabiatın gidişatı. Dağların, taşların, toprakların, havanın, suyun, ateşin, kainatın gidişatına bak. Bu yapının icraata bak. Güneşin her gün doğup batması, ayın doğması, batması, gecelerin, gündüzlerin gelmesi, mevsimlerin değişmesi ve gelmesi, karlar, kışlar, baharlar, yazlar. Bütün bunlar birer icraattır. Allah'ın icraatıdır. Allah'ın kainat üzerine koyduğu gidişattır. Bu buna bir bak. Nasıl en fakir en zayıftan tut ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Hiçbir aç kaldım diyen yok. Böcekler, kuşlar, kurtlar, hayvanlar, balıklar, dünya kadar canlı var yeryüzünde. Küçük böcekler, bakteriler, mikroplardan en büyük hayvanlara, insanlara kadar Hiçbir kul, hiçbir canlı en fakir, en zayıf da olsa aç kalmıyor. En mükemmel, en mükellef erzak yani rızıklar hepsine veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Kimsesiz hastalar kimdir? Yani insanlar birbirlerine bakıyorlar. Eyvallah fakat hayvanlar. Hayvanlara kim bakıyor? Onların da çocukları var, onların da hastaları var. Onların da akrabaları var, çevreleri var. Kim onlara bakıyor? Hayvanlar ...birbirlerine bakıyorlar mı? Hayvanlar kimsesizdirler. Hayvanların kimsesi... ...Yaratan Cenab-ı Allah'tır. Her bir hayvan hastalanmışsa... ...kendi derdini Cenab-ı Allah ilham eder... ...ona o yolu gösterir. Acıkmışsa ona karnını doyurma yollarını gösterir. Susamışsa su bulma yollarını gösterir. Yani kimsesiz hastalar... ...bunlar hayvanlardır. Hayvanların kimsesi yoktur. ha insanlar belki su verirse... Ek ...ekmek verirse insanların su verdikleri sudan istifade ediyorlar. Fakat bütün hayvanlar bu bu kadar bol şansa sahip değildirler. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetli ve şahane taamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bu yeryüzünde bu yaşadığınız alemde gayet kıymetli şahane yemekler vardır kaplar vardır. Nedir şahane kap? İşte her bir ağacın dalları, kolları, yaprakları, çiçekleri ve en nihayet bize uzatılan o meyve muhteşem bir kap içerisinde bize sunulur. Ambalajı çepeçevre sarmış kendisini. Yemyeşil, masmavi, kıpkırmızı, rengarenk ambalajla onu yaratıcı olan Cenab-ı Allah bize ikram ediyor. Kaplar, murasa nişanlar çok süslü, fevkalade ilginç süslerle süslenmiş, özellikle e, nişanlar, alametler. Müzeyyen elbiseler, süslü elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır etrafımızda. Bir bakın, elbiseler müzeyyendir. Şimdi müzeyyen elbise deyince biraz farkındalık yapalım burada. Yani hep gördüğümüz, göre geldiğimiz ve körleştiğimiz bir alem var. Yani ağaçlar yemyeşil müzeyyen elbiselerle süslendirilmiş her bir ağaç, her bir canlı, her bir kuş, her bir hayvan, her bir böcek, her bir balık müzeyyen elbiselerle süslendirilmiş. Bakmaya doyamıyorsunuz. Rengarenk, renk cümbüşü var. Kırmızısından turuncusuna işte efendim diğer her bir renk ve belli bir uyum içerisinde her bir hayvanda farklı farklı şekilde arzı endam eder. Müzeyyen elbiseler her bir hayvanda, her bir canlıda, her bir ağaçta, her bir bitkide, her bir insanda müzeyyen elbiseler kendisini gösterir. Muhteşem ziyafetler yine bu alemde var olduğunu, bütün canlıların böyle muhteşem ziyafetlere konduğunu anlıyoruz. Bunlar vardır etrafımızda. Bak senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Senin gibi sersemlerden başka herkes yani bütün canlılar, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar, böcekler bunların hepsi. Melekler, cinler senden başka ey insan, insana hitap ediyor. İnsan bir burada. Buradaki sıfat böyledir. Çünkü insan sahibini tanımak istemiyor. İnsan etrafındaki var olan yürüyen şeyleri, işleri görmek istemiyor. İnsan körleşmek istiyor. İnsan farkındalık yapmak istemiyor. İnsan çok harikulade benzersiz yiyecekler yediği halde lezzetleri tattığı halde bunu sıradanlaştırıyor. Her gün yediğini düşünerek ve adi şeyler olduğunu düşünüyor. Bir elmanın, bir üzümün, bir karpuz işte diliminin, bir kavun diliminin çok farklı şeyler olduğunu fark edemiyor insan. Bir cennet hurmasının bir diğer meyvelerin her birisi böyledir. Her birisinin çok farklı şekillerde, çok özel yaratılmış kendisi için ölçülmüş biçilmiş kendisi kendi ihtiyaçları dikkate alınmış şekilde yaratılmış ve kendisine sunulmuş olduğunu insan düşünmüyor. Sıradan diyor fındık oradan aldım cevizi buradan aldım bademi oradan aldım oradan buradan derken insan geçinip gidiyor bu değil aslında insan akla sahiptir insan bunları düşünmesi gerekiyor. Bademi kim yarattı demesi lazım insanın. O badem ki benim vücuduma, benim büm yeme ihtiyaçlarıma birebir e, düşünerek, görerek yaratılmış. Fındık böyle, ceviz böyle, elma böyle. Hepsi ben beni bilen birisi yaratmış. Belli ki elmaya kanserimi tedavi edecek mineralleri koymuş. Diğer maddeleri koymuş. C vitamini koymuş, D vitamini koymuş. Her bir madde, her bir yiyecekte farklı farklı mineraller, değerler, gıda değerleri koymuş ve onlar tam da benim ihtiyacım olan şeyler. Dolayısıyla bunları insanın düşünmesi gerekir. Düşünmemek bir sersemlik halidir. Dolayısıyla senden başka ey insan herkes her alem, alemdeki her şey vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. Hiç kimse haddinden haddini aşmaz. Haddi nedir? O kadar. En büyük şahıs en büyük bir itaatle mütevaziane bir hav ve heybet altında hizmet eder. En büyük şahıs kimdir? İşte kocaman küreler, Kocaman galaksiler havsalamıza sığmaz. Kocaman küreler, o dev yıldızlar hangi kurallarla döner, hangi kurallarla hayatiyetini sürdürür, hangi kurallarla patlamalar içindeki ateşler, içindeki o dev küreler e, hayat varlığını sürdürür, nasıl döner, nasıl bu çark döner kainatta büyük şahıstır onlar. Güç, kuvvet yetmez. Bir güneş, bir güneş, hangi içinde maddeler var, hangi işte helyum, ve hidrojen maddeleri kendi arasındaki dönüşümleri, ateş ve ışık çıkarmaları, sıcaklık çıkarmaları bunların bir dev bomba gibi bizim uzağımızda, 150 milyon kilometre uzağımızda dünyamızı ışığıyla, ısısıyla güneşin kuşatması. Dolayısıyla bunlara güç kuvvet yetmez. O büyük şahıs onlardır, güneştir, yıldızlardır, gezegenlerdir. Kürelerdir, denizlerdir. Denizlere hangi güç yeter? Hangi kudret yeter? sulardır yer sularıdır yer sularıdır göllerdir İnsan bir avuç gölde boğulabilir insan insan küçüktür ama bütün devasa e, tabiattaki her şey onlar büyük şahıslardır onlar en büyük bir itaatle mütavazi anı boyun eğerek bir havuç içinde korku ve heybet içinde hizmet ederler deniz kendisine ne emredilmişse onu yapar güneş büyüktür ama kendisine ne emredilmişse onu yapar ay kendisine ne emredilmişse onu yapar. Uzayda döner ama rastgele dönmez. Gezegenler her birisi Mars, Jüpiter, Venüs, Satürn, Dünya vesaire hepsi uzayda kendilerine hangi görev verilmişse, hangi emirle dönmesi emrolunmuşsa, hangi yol kendilerine çizilmişse o rotada giderler, o ölçüde dönerler, o ölçüde hareket ederler. Zerre miktar aşmazlar kendilerine verilen emri yerine getirirler o emirden, o yoldan, o e, kendilerine yapılan o e, yönlendirmelerden zerre kadar ayrılmazlar. Dünyada böyle, gezegenlerde böyle, her bir şey böyledir. Büyük şahıslardır, güç kuvvet yetmez ama o koca güneş, dünya o güneşin etrafında dönerken o koca güneş bütün sistemiyle beraber her gün burcuna doğru hızlı bir şekilde giderken 9 ya da 12 gezegen hiçbirisini bırakmaz her bir gezegen kendi usulüne göre, kendi kuralına göre güneşin etrafında güneşe itaat ederek, güneş de Allah'tan gelen emirlere itaat ederek farklı fevkalade bir farkla özellikle döner, hareket eder. Hiçbir zerre kadar hareketinden şaşırmaz, görevini ihmal etmez. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti vardır. Bir saltanatta yaşıyoruz. Bir önceki dersimizde de bu saltanattan bahsetmiştik. Büyük bir saltanat bu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi vardır. Pek geniş bir merhameti vardır. Emrettiği zaman emri derhal yerine getirilir. Pek hem pek büyük izzeti, pek celali bir haysiyeti, namusu vardır. İzzeti pek büyüktür, celali pek büyüktür, haysiyeti ve namusu pek büyüktür. Kimin? Bu saltanatın sahibinin yani Cenab-ı Allah'ın izzeti büyüktür, celali büyüktür, haysiyeti büyüktür, namusu büyüktür, merhameti büyüktür, keremi büyüktür. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Saygıdeğer izleyiciler burada öyle sıfatlar var ki zaman bu sıfatları nazarımıza getirerek bu sıfatların gerekleri vardır. Bunu bir düşünün der bize. Mesela Kerem bu kainatın sahibinin bu saltana sahibi olan Allah'ın sonsuz bir keremi vardır. Sonsuz bir merhameti vardır. Sonsuz bir izzeti vardır. Sonsuz bir gayreti vardır. Sonsuz bir haysiyet ve namusu vardır. Şimdi bu sıfatları biz yeryüzünde kısmen görüyoruz. Mesela Allah'ın keremini yeryüzüne görmeyen yoktur. Allah'ı bilmeyen Allah'ın keremini biliyor. Allah'ın merhametini biliyor. Yani bir bahar bahçelerine bağlanan yaz bağ ve bahçelerine baktığı zaman Allah'ı inkar edenler de biliyor ki Allah kerem sahibidir. Bütün yeryüzünü nimetlerle rızıklara doldurmuştur. Bağlar bahçeler doludur. Allah'ın merhametini Allah'ı inkar eden merhameti inkar edemiyor. Allah'ın merhameti yeryüzünü harikulade doldurmuştur. Allah'ın gayretini hiç kimse inkar edemiyor. Öyle bir gayret var ki kainatta canhıraş bir gayret var. Bir saniye durmuyor. Her an hareket ediyor. Her an güçlü bir şekilde bu gayret kendi varlığını gösteriyor. Bir saniye gün, güneş saçmadan sabahleyin doğar. Akşamleyin aynı saatte kendisine verilen saatte batar. Ve bu, bu devran böyle döner. Gece gelir, gündüz gelir, yaz gelir, kış gelir, bahar gelir, mevsimler döner. Ve her mevsimde Allah'ın verecekleri yeryüzünde kendisini ortaya koyar, boy gösterir. Ya yani Allah'ın gayretini yeryüzünde bilmeyen hiçbir insan, hiçbir canlı yoktur. Bir gayret vardır, bir haysiyet vardır, bir namus vardır yeryüzünde. Bir çalışma haysiyeti vardır, e, uluhiyet haysiyeti vardır yeryüzünde. Muhteşem bir, bir disiplin var. O disipline yeryüzü varlığını sürdürür gider. Peki ama Kerem inam etmek ister. Ya yani nimetlendirmek ister. Madem Kerem varsa cömertliktir yani. Cömertlik varsa cömertlik cömert diye ihtiyaç duyanlara sürekli ikram etmek ister. Cömert bir adam ne yapar? İkram eder. Peki Cenab-ı Allah'ın cömertliğini biz yeryüzünde bağlarda bahçelerde görüyoruz. A ağaçlar, bağlar dolu dolu rızıklarla nimetlerde geliyor. Mesela yaz, me yaz bahçelerinde Allah'ın sonsuz, sınırsız cömert olduğunu, ağaçların dallarının çöktüğünü görerek, meyvelerin, meyvelerin ağaçları çöktürdüğünü görerek yerin altı üstü nimetlerle, lezzetlerle, rızıklarla dolu olduğunu görerek Allah'ın ne kadar bizim için kerem sahibi olduğunu, cömertçe bize yeryüzünü verdiğini anlıyoruz. Peki ama e, bu nimetlendirme işinin devamlı olması gerekiyor. Allah kerimdir, kerem sahibidir ve ebedidir, bakidir. Ama insanlar fanidir, İnsanlar geçicidir, insanların hayatları kısadır. Peki bu kısa hayattaki insan Allah'ın keremine uzun bir şekilde ermek ister. Allah kerem sıfatı da bunu ister. Kerem sıfatı ikramı devamlı yapmak ister. Merhamet sıfatı ihsanı devamlı yapmak ister. Yani ihsan, ihsan ettiği varlıkların bir kısmının bir bölümde yok olması e, merhamet sıfatına uygun düşmez. Kerem sıfatına uygun düşmez. Kerem sıfatı öyle ister ki nimet verdiği kimselerin varlıkları devam etsin. Ve kendi keriminden istifade etmeye devam etsinler. Bu hayat bitmesin. Hayat sona ermesin. İzzet ve gayret ister ki. İzzet ve gayret ne istiyor? Madem Allah izzet sahibidir. Madem Allah gayret sahibidir. Bu da ister ki edepsizlerin teğdibi olsun. Edepsizler teğdip edilsin. Yani suç işleyenlerin hesabı sorulsun. Günah işleyenlerin hesabı sorulsun. Kusurların hesabı sorulsun. Ya affedilsin. Ya hesabı sorulsun. Dolayısıyla bu dünya boş değil. Bu dünya sahipsiz değil. Bu dünyada birileri kusur işliyorsa bunların hesabı sorulmalı. Çünkü Allah'ın izzet ve gayreti vardır. Hiç kimsenin yaptığı yan nakar kalmamalı. Tabii ki kalıyor. Dünya kısadır. Yapanların bir kısmı ölüp gidiyor. Yapılanların bir kısmı ölüp gidiyor. Ölüm herkesini eşit kılıyor. Yapanlar da yapılanlar da bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Peki kim hesap soracak? Allah'ın izzet ve gayreti nerede kaldı? Suç işleyen işlediği suç neden yanında kar kaldı? Bakıyoruz yanında kar kalıyor. Suç işliyor ve kendisini gizliyor. Kendisini adaletten, polisten, hakimden, askerden, jandarmadan gizliyor. Sere serbe geziyor. Belki parası var, pulu var, belki para yediriyor, belki buna benzer şeylerle kendisini gizliyor. Peki bunun, bunun hesabını kim soracak? Mahşerde sorulmadığı zaman eğer ölüm ötesi hayatta bir hesap yoksa o zaman bu dünyada adaletsizlik var. Çünkü bu dünyada ölüm herkese eşitliyor. Dolayısıyla Allah'ın izzet ve gayreti vardır. Sorulmayan hesapların hepsi ama hepsi mahşeri bekliyor. Mahşerin varlığını bize işaretle, işaret parmağıyla gösteriyor. Halbuki şu memlekette, yaşadığımız şu alemde o merhamet, o namusa layık binden bir yapılmıyor. Binden biri yapılmıyor. Allah'ın merhameti var ama bu memlekette binden biri yapılmıyor binden 999'u o memlekete gidiyor. Yapılmamış olarak gidiyor. Nice merhamete muhtaç insanlar, çocuklar, yaşlılar oluyor. Ölüp gidiyor. Ölüm onları diğer insanlarla eşitliyor. Halbuki Allah'ın merhameti bunları kucaklaması ve bunlara acı hissettirmemesi gerekiyor. Öyle insanlar var ki aç ve ilaçsız kerem ihtiyacı olan cömertliğe ihtiyaç duyan nice insanlar var. Cömertlik görmeden bu dünyadan gidiyor. Demek ki bütün onlara bir kerem eli ulaşacak, bir mer merhamet eli ulaşacak. Onların hepsine bu dünyada çektiklerinin karşılığı verilecek. Suç işlerine işledikleri suçların hesabı sorulacak. Böyle bir alem gelecektir. Bu dünya böyle bir merhamete, böyle bir namusa, böyle bir kereme, böyle bir izzete bu dünya müsait değildir. Ama bu dünyanın arkası ötesi dediğimiz ahiret aleminde, mahşer aleminde bütün bunların hesabı sorulacaktır bütün suç işleyenlerin işledikleri suç ya affedilecek ya da hesabı sorulacaktır. Dolayısıyla Allah eğer affetmezse hesap soracaktır. O zaman Allah'ın adaleti gereği mahşer vardır ve mahşer bizi bekliyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Böyle bir şey yok. Zalim izzetinde efendim kasıla kasıla zulmetmiş adam dünyada da kasılarak geziyor. Böyle bir şey var mı? zalim zulmedemez, demez. Zulme demez. Zulmün zerresini yapamaz. Yapıyorsa, hesap sorulmuyorsa, eğer zalimden bu dünyada Allah hesap sormuyorsa, demek ki mahşerde mahşer zalimi bekliyor. Mazlum eğer bu dünyada hakkını alamıyorsa, zillet zillet içindeki bu dünyası geçiyorsa, demek ki mazlum öyle bir mahşer gelecek ki onun elinden tutulacak, o cennete götürülecek. Zalim de hesap sorulacak ve neden bunu yaptın diye hesaba muhatap olacak. ev yoksa bu dünya böyle boş değil. Zalim izzetinde mazlum zilletinin kalıp buradan göçüp gitsinler. Kimse onların hesap sormasın. Ne âlâ memleket, oh ne âlâ. Böyle bir şey yok. Demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Kulların hesabı bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Hesap orada var. Bu dünyada hesap yok. Hesap orada var. Dolayısıyla Allah bu dünyada zalime de, mazluma da, kafire de, mümine de Yaşama imkanı veriyor ama hesaplar orada. Orada gelecek. Saygılar izleyiciler bu ikinci suret idi. İkinci suretin hakikatini yani ikinci hakikati gelin birlikte inşallah e, okuyalım. Bu okuduğumuz suretin e, temsil idi bu suret. Bunun tekabül, et, tekabül ettiği hakikati inşallah okuyacağız. İkinci hakikat. Babı Kerem ve Rahmet'tir. Kerem ve Rahmet kapısıdır. Az önce de ikinci surette kerem ve rahmetten bahsetmiştik. Şimdi kerem cömertlik, alabildiğine cömertlik, rahmet, alabildiğine merhamet ve bütün canlıların ihtiyaçlarını görerek, bilerek ve ihtiyaçları hiçbir şekilde ihmal edilmeyerek verilmesi. Rahmet büyük bir hakikattir, bütün dünyada varlığını hissediyoruz. Kerem büyük bir hakikattir, büyük bir sıfattır, bütün dünyada varlığını hissediyoruz. Evet rahmet ve kerem kapısıdır ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Bu da kerem, kerim isminin cilvesidir. Rahim de rahim isminin cilvesi de rahmettir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile gösterdiği eserlerde nihayetsiz bir kerem, bir cömertlik ve nihayetsiz bir rahmet, sonsuz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şuur alemin, şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Madem ki kerem sınırsızdır, rahmet sınırsızdır, izzet sınırsızdır, gayret sınırsızdır ki bunların hepsi Allah'ın sıfatlarıdır. Madem bunlar sınırsızdır, öyleyse bu sınırlı dünyaya bunlar sığışmaz. Bir kere bu dünya sınırlı. Sınırsız bir kerem sınırlı bir dünyaya sığışmaz. Sınırsız bir rahmet Sınırlı bir dünyaya sığışmaz. Sınırsız bir izzet sınırlı bir dünyaya sığışmaz. sınırsız bir gayret sınırlı bir dünyaya sığışmaz. Öylesi bu alemin Rabbi bu sınırsız sıfatlarını tecelli ettireceği bir alemi önümüze getirecek. Yani kerem ve rahmeti önümüze cenneti getirecek. İzzet ve gayreti de önümüze cehennemi getirecek. Çünkü izzet ve gayret ceza noktasında gayretini, Cenab-ı Allah'ın gayretini görüyoruz, izzetini görüyoruz. Ee, mükafat noktasında da Allah'ın rahmetini ve keremini inşallah görüyoruz. Bu dünya bunlar için sınırlı, sınırsız e, ölçül bir yerdir. Sınırlı bir yerdir. Yeterli bir mekan değildir. Evet şu dünyanın gidişatına bakılsa bu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz, en zayıftan tut ta en kaviye kadar, en kuvvetlisine kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. En zayıfa, en aciz yavrulara, balıklara, gücü kudreti olmayan canlılara en iyi rızık veriliyor. Yavrular mesela annelerinin sinesinden süt gibi dünyada benzeri olmayan bir gıdayı, bir sıvı gıdayı oradan alıyor. Bu sıvı gıdanın hiçbir yerde eşi benzeri yoktur. Yavrulara o ikram ediliyor. Balıklar da böyledir. Küçük hayvanlar da böyledir. Küçük canlılarda böyledir. Onlara en iyi rızık veriliyor. En zayıftan tuttuğu en kuvvetlisine kadar, canavarlara kadar, çakallara kadar, büyük hayvanlara kadar her canlının rızkı layık bir şekilde bu dünyada veriliyor. Bu dünyanın gidişatı bize bunu gösteriyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle değil mi? Yani biz bütün dertlerimizin dermanını yeryüzünden almıyor muyuz? Yani bunları inkar edecek halimiz var mı? Hangi hastalığımız varsa çaresi yeryüzünde var. Otlarda, bitkilerde, Cenab-ı Allah yarattığı canlılarda bütün dertlerimizi dermanlı yaratmış. Biz bakıyoruz yılanın zehiri, akrebin zehiri, hayvanların işte atıkları ya da çıkardıkları zehirler, kanlar, tükürükler, vücut sıvıları, vücut ısıları, bitkilerin yaprakları, çiçekleri, onların ortaya koydukları mineraller bizim bizim dertlerimize derman olarak erza ilmi ya da kimya ilmi ya da bugün işte o tıp ilmi onları ortaya koymuş onları üretmiş onları bizim önümüze getirmiş. Dolayısıyla her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiril yetiştiriliyor. İnsanlar böyle araştırarak buluyorlar. Peki hayvanlar? Onlar araştırmadan bir ilham ilahi ile onlar gidiyorlar hangi bitkide, hangi otta, hangi yerde dertlerinin derman varsa Oradan o dermanı buluyorlar. Hayvanlar böyle. Çünkü onların akılları yok. Bunu görüyoruz. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Bir sınırsız kerem eli var. Belli o kerem eli bu dünyada o kerem eli var. Sınırsız bir ziyafetler var, sınırsız ikramlar var. Allah insana ve canlılara her şekilde sınırsız ziyafetler ediyor. Yeryüzü bir sınırsız ziyafetler sofrasıdır ve o sınırsız ziyafetler sofrasına Allah'ın kerem elini içinde görüyoruz biz içinde bedaheten açık şekilde görüyoruz. Yani yaz yaz bahçelerinde bağımıza bahçemize bir bakalım. Oralardaki ağaçlarda, bitkilerde, meyvelerde, ya sebzelerde sınırsız bir kerem elinin varlığını her insan hissediyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libasal ile giydirip bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslar ile elbiselerle giydirip çiçek ve meyvelerin murasatıyla çiçek ve meyvelerin süslü süslü güzellikleriyle süslendirip hizmet hizmetkar ederek Onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna, en süslü, en sanatlı meyveleri bize takdim etmek. Hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek. Zehirli bir sineğin eliyle nedir? Arılar. Bir tarafı insanı zehir saçıyor, bir tarafı da bal gibi en gıdalı, en tatlı, en e, mugaddi bir e, gıdayı balı insana da yediriyor. Arılar böyledir. Zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek hem en güzel ve yumuşak bir libası, elbiseyi elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. Elsiz bir böcek nedir? İpek böcekleridir. Böyle e, dutların yapraklarına yuva yapıyorlar ve o yapraklarda o dutların e, küçük küçük pamukçuklarından nasıl bir ipek çıkarıyorlarsa o elsiz böcekler çıkardıkları o ince ince iplikleri sarıyorlar etraflarına muhteşem eşi dünyada görülmeyen bir ipeği bizim için takdim ediyorlar. İşte Cenab-ı Allah zehirli bir sineğin bize şifalı bir gıda olan balı yediriyor elsiz bir e, böceğin eliyle de bize ipeği giydiriyor. Hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak bütün çekirdekler böyledir. Bütün tohumlar böyledir. Bütün taneler böyledir. İç rahmetin küçük bir rahmetin büyük bir hazinesini bir tane tırnak yarısı kadar çekirdekte saklıyor. O çekirdeği atıyorsun yere toprağa ve o çimleniyor büyük büyük bir ağaç oluyor ya da bitkiler haline geliyor. Ondan çıkan bitkilere de tonlarca rahmet bize Cenab-ı Allah takdim ediyor. Rahmet hazinesi onların içerisinde var. Yani o tanecikilerde, o tohumlarda, o çekirdeklerde e, tonlarca rahmetin hazinelerini Cenab-ı Allah bizim için saklıyor. Onları bir, biz toprağa attığımızda o topraktan onlar çıkıyor. Evet bütün bunları görüyoruz. Bütün bunları inkar edebilir miyiz? Bütün bunlar bizim her an her gün yaşadığımız alemde kendisini gördüğümüz sıradanlaşan, sıradanlaşarak gördüğümüz adi şeyler olarak gördüğümüz ama sıradan olmayan, adi olmayan fevkalade yüksek e, tecellilerdir. İşte en musamlı meyveleri biz yemiyoruz, yiyoruz. En süslü, en sanatlı tarafından yiyoruz biz. Ağaçların kabukları var, yaprakları var, çiçekleri var. Biz meyve gibi en musamlı kısmından yiyoruz. Ağacın kabuğunu yemiyoruz, yaprağını yemiyoruz, kökünü yemiyoruz ama meyvesini yiyoruz insanlar. Dolayısıyla en musamlı meyveleri bize takdim ediyor Cenab-ı Allah. Zehirli bir sineğin eliyle bal yediriyor. Elsiz bir böceğin eliyle ipek yediriyor. Ee, rahmetin o büyük hazinelerini küçük küçük tırnak gibi çekirdeklerin içerisinde, tohumların içerisinde bizim için saklıyor. Ne kadar bütün bunlar, ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğunu olduğu bedaheten anlaşılır. Açık şekilde kendisini ortaya koyuyor. Hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut. Güneşten, aydan ve yeryüzünden tut da en küçük mahluka kadar her şey kemale dikkatle vazifesine çalışması, zerre cihadinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Bunu inkar edebilir miyiz? İnsanlar ve bazı canavarlar evet emre itaat etmiyorlar, hele insanlar. Allah'ın emirlerini biz maalesef biz insanların bu noktada kusurumuz yoktur. Allah'ın emirlerine karşı kulak tıkıyoruz, umursamıyoruz. E, boş ver deyip geçiyoruz. İnsanlar böyle. Ama bunlardan başka insanlardan ve bazı canavarlardan başka güneş o devasa cüssesiyle Allah'ın hiçbir emrini görmezlikten gelmez. Ay, yeryüzü, dağlar, taşlar, topraklar, sular, ağaçlar, bütün bunlar o dev cüsseleriyle Allah'ın hiçbir emrine karşı e, bigane kalmaz. Boşver demez. Allah'ın emirlerine karşı üstün körü işte öylesine salla geç demez. En küçük mahluka kadar her şey tam bir dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi bir azim heybet tahtında. Allah'ın heybeti azameti azamet heybeti altında heybetin büyüklüğü altında umumi bir itaat bulunması her şey buna itaat ediyor. Bütün kainat Allah'ın emirlerine itaat ediyor. Bütün kainat Allah'ın azametine, kibriyasına, büyüklüğüne, şanına, şerefine, izzetine, hayziyetine ve sair sıfatlarına itaat ediyor. Her şey ama yıldızlara, yıldızlara kadar, dev kürelere kadar, kainatın hemen her köşesi, her buşağı, her taşı toprağı Allah'a itaat eder. İnsanların dışında insanlar Allah namaz kıldığı eh biraz canım isterse diyoruz. Oruç tuttuğu diyor, eh biraz canım isterse yapıyoruz. İnsanlar böyle bir isyana maalesef sahiptirler ama Allah'ın hiçbir yarattığı şey böyle bir isyana böyle bir nazlanmaya değil. Bilakis tam bir dikkatle vazifesine dikkat ediyor, vazifesine itaatle çalışıyor. Büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini her şey gösteriyor hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin gelelim annelere ister bitki olsun ister hayvan olsun ister insan olsun fark etmiyor bütün annelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedayeten anlaşılır açıkça anlaşılır bütün annelerin, yavruların yaptıkları o hizmetler, o verdikleri süt, o verdikleri yer gıdaların her birisi başka hiçbir yerde o yavruların bulamayacağı gıdaları annesinin eliyle kendisine Cenab-ı Allah rahmeti ilahi, Allah'ın rahmeti takdim ediyor. Bunu da görmemiz gerekiyor. Başka şeyler, bak, başka neler var? Bu alemin mutasarakının madem nihayetsiz böyle bir keremi var, bu alemin, bu yer gözünün mutasarrif olan, sahibi olan Allah'ın madem ki nihayetsiz böyle bir keremi var. Nihayetsiz böyle bir rahmeti var. Nihayetsiz böyle bir celal ve izzet izzeti vardır. Celal ve izzet. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Madem celali varsa, izzeti varsa o edepsizlerin tedibini edeplendirilmesini ister. Edepsizlere e, edep vermek ister. Edepsizlerin hesabını sormak ister. Neden efendim? bu kadar kainatın sahibi olan Allah'a karşı nasıl sen yan gözle bakabilirsin? Yansız Allah'ın adını sen ağzını alırken saygısızlık yapabilirsin. Ya burada bir insan, bir insan sana karşı öyle bir yan göze bakıverse derhal onu sorguya çekmeyi istersin. Ne, ne oldu dersin? Neden bana yan göze baktın? Ben sana bir şey mi yaptım? Kusurum mu var? Hey, falan, falan, yani ona karşı hesabını sorarsın. Böyle bir insan Allah'ın sınırsız Celal ve izzetine karşı bigane kalamaz, kayıtsız kalamaz. Kalırsa elbette Allah bunun hesabını sorar. Mesela Allah yoktur diyemez. Nasıl yoktur diyebilirsin? Yerlerin, göklerin hakim olan Allah'a yoktur denebilir mi? Allah Allah hakkında öylesine yalan yanlış şeyler söyleyemez. Nasıl söyleyebilirsin? Allah keseni görüp dururken. Dolayısıyla bunun bir hesabı vardır ama Allah ya affeder ya da hesabını sorar. Evet dolayısıyla bu madem ki böyle nihayetsiz bir rahmeti vardır, nihayetsiz sonsuz bir keremi vardır, sonsuz bir celal ve izzeti vardır. Öyleyse sonsuz bir celal ve izzet edepsizlerin teedibini ister, edepsizlere edep vermek ister, hesap sormak ister. Evet nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram etmek ister. Kerem varsa ikram etmek ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister. Rahmet varsa, sınırsız bir rahmet varsa kendi genişliğini, kendi büyüklüğüne, cömertliğine, nihayetsizliğine layık bir şekilde ihsan etmek ister. Yani bitmeyen bir e, ikramla ikram etmek ister. Halbuki bu, bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Dünyanın ömrü kısa, hayatı kısa, vakti kısalık dünyada Allah'ın sınırsız rahmetinin eserleri yerleşmez. Çünkü dünya kısadır. Ve bu kısa ömürde Allah'ın o geniş rahmetinin denizi bir damla kadarcık dünya yüzüne gelir. Bunun dışında o koca deniz bu dünyaya gelemez. Bu dünya onlara ev sahipliği yapamaz. Çünkü bu dünya dardır. Demek o kereme layık ve o rahmete şahise bir dar saadet olacaktır. Kerem var, dünyaya sığışmıyor. Rahmet var, dünya dar geliyor. Öyleyse o rahmete, o kereme dar gelmeyen, geniş alabildiğine bir kainat kadar geniş olan bir saadet yurdu olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Güneşi gündüzü ışığıyla dolduran güneşin varlığını inkar edebilir misin? Güneşin varlığı gündüz varsa güneşin varlığı vardır. Öyleyse rahmet varsa rahmetin sınırsız bir şekilde yerleşeceği e, kendisini ifade edeceği cennet hayatı vardır. Ebedi bir saadet yurdu vardır. Kerem varsa kereme layık bir şekilde bir cennet yurdu, saadet yurdu vardır. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkatı musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete ve aklı meşhum bir alete ve lezzeti elime kalbettirmekte hakikat rahmetin intifası lazım gelir. Bu cümleyle inşallah bitirelim. Bu cümlede Bediüzzaman Hazretleri diyor ki böyle dönmemek üzere yokluk varsa eğer ölüm dönmemek dönmeyecek şekilde bir yokluksa o zaman bu dünyada da şefkat olmaz. Bu dünyada da muhabbet hırkate gider. Dünyada muhabbetin yeri olmaz çünkü sevinemezsin çünkü az sonra yokluk var. Bu dünyada nimet adına bir şey alamazsın çünkü az sonra yokluk var, az sonra ölüm var, zeval var aklı meşhur bir alete döndürür bu yokluk. Yani akıl uğursuz bir alet olur çıkar. ölüm geldi gelecek, yokluk geldi gelecek gibi bir beklemekle, bir korkuyla, bir e, ürkmeyle, bir ürpertiyle bu dünyada yaşanmaz. Lezzet eleme döner. Acı, acıya döner, lezzet alamazsın. Çünkü yokluk varsa bu dünya hiç kimseye lezzet vermez. Rahmet de olmaması lazım gelir. Eğer rahmet varsa ölüm ebedi bir hayata açılan kapıdır. Ölüm yokluk değildir. Ölüm sonsuz bir yokluğa açılmaz. Çünkü rahmet var, çünkü kerem var, çünkü şefkat var, çünkü muhabbet var. Allah'ın sevgisi var, Allah'ın nimeti var. Ve akıl da bunları görüyor. Dolayısıyla biz aklımızın bu bunları gördüğü şekliyle Allah'ın rahmetine teslim olarak inşallah ebedi bir hayatın varlığını, cennetin varlığını, saadet yurdunun varlığını, mahşerin bizi beklediğini bu sıfatlardan anlayabiliriz. Efendim bir sonraki programda devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.